Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ersem. Her pazartesi olduğu gibi bu hafta çok değerli konuklarımız var, kıymetli konuklarımız var. Hemen onları önce takdim ederek başlayayım. ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Modern Dinler Bölümünde öğretim görevlisi Jason Steinberg bizimle olacak. Ve yine Başak Temel bizimle olacak. The Not Language Game CEO'su Başak Temel bugün bize eşlik edecek. Neler konuşacağız? Bir kere pandemi döneminde, bu dönemde özellikle mobil aplikasyonlarda olan talep arttı mı? Döneme has eğitici ve öğretici uygulamalar ne kadar gerçekleşti, ne kadar ortaya kondu? Talep nasıl? Ve elbette pandemiden bağımsız olarak da dil öğrenmek için bu anlamda hem online eğitim tarafı hem de aslında mobil tarafındaki iletişim kanalları ne kadar etkin kullanılıyor ve yatırımcıların bu sektöre yatırım yapma konusundaki iştahları nasıl, detaylandıracağız. Şimdi hemen Başak Hanım'a gidelim. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Gizem Hanım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Öncelikle isterseniz Donut Language Game hakkında biraz bize bilgi verin. Nedir bu İngilizce öğrenim özellikle online ve mobil tarafında geliştirmesine sebep? Ne zaman aslında bu projeye, bu fikri hayata geçirmeye başladınız? Evet, 2 yıllık bir geçmişi var. Donut Language Game bir yapay zeka ürünü, mobil uygulama. Şu an Google Play Store'da yayında, 15 bine yakın kullanıcımız oldu Haziran ayından bugüne kadar. Arkasında 2 yıllık bir Ar-Ge süreci var. Bunun 1 yılı 3000 kullanıcının hem mobil uygulama üzerindeki İngilizce öğrenme süreçlerinin analizi hem de birebir çalışmalar, fokus grup çalışmalarıyla yaptığımız araştırma geliştirme çalışmalarıyla Türk kullanıcısına özgü olarak oyunlaştırma altyapılı bir İngilizce geliştirme, İngilizce pratik uygulaması diyebiliriz özetle. Biz tabii ki böyle bir kimse gibi böyle bir pandemi sürecini öngörmemiştik. Ancak geçmişte olduğu gibi özellikle pandemi süreciyle birlikte hayatımızda yeni yetkinlikler, beceriler, yeni pazarlar arayışı ve hem çalışanların hem öğrencilerin hem de KOBİ'lerin ve kurumsal dünyanın hayatında yeni gereklilikler, mecburiyetler oldu biliyorsunuz. Bu anlamda İngilizce hepimizin hayatında basamak atlatıcı aslında diyebiliriz bir özelliğe sahip. Hepimiz daha iyi iş ve daha iyi eğitim imkanlarına ulaşmak, yeteneklerimizi, becerilerimizi hem bireysel anlamda hem de kurumsal anlamda uluslararası düzeyde gösterebilmek, yeni pazarlara, yeni imkanlara ulaşabilmek için aslında istiyoruz bunu. Hepimizin bildiği gibi hani biliyorum ama konuşamıyorum, anlıyorum ama çok konuşamıyorum gibi eğitim hayatımız boyunca ve iş hayatımız boyunca çoğumuz sıkıntı çekiyoruz. Tam da buradan çıktı. Sevgili Jason, ben ve Orçun diğer 3 kurucu ortağız. Üçümüz de ODTÜ'lüyüz. Ben sosyolojiden. Aslında bir sosyoloğun bakış açısı, bir dil eğitimcisinin bakış açısı ve bir de yapay zeka uzmanı yazılımcı arkadaşımızın işbirliğiyle doğdu diyebiliriz özetle. Aslında bir startupta herhalde değil mi girişimde olması gereken 3 ana temel ruh. Bir yandan o mühendislik, o sayısal taraf, öte yandan aslında belki önümüzdeki dönemlere dair insanlarla empati kurma ve nasıl yayabiliriz bunu diye ve olmazsa olmaz tabii ki dil eğitimi. Hemen bu noktada diğer konuğumuza dönelim. Jason Steinberg bizimle dedik. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Şimdi biraz aslında Başak Hanım, Başak Temel bahsetti bize ama ben şunu sormak istiyorum. Nasıl aklınıza geldi? Yani neyin üzerine kurdunuz bunu? Yani bu bir çünkü sadece online eğitim, İngilizce eğitimi değil. Arkasında bir mobil oyun da var. Zannediyorum ki daha fazla sevilmesi için. Biraz bahseder misiniz? Ya aslında kusura bakmayın ama sesiniz çok kesik geliyor. Belki şu soruya Başak Hanım cevap verebilir mi? Ondan sonra ses sorunu çözüp tekrar devam edelim. Tabii ki birazdan tekrar bağlanacağız Jason Steinberg'e. Başak Hanım ne dersiniz? Yani bu fikir nereden aklınıza geldi? Ben şuradan geldi. Ben de 20 yıllık kurumsal iş hayatımın yanında bugüne kadar 100 bin kişiye eğitim vermiş bir eğitmenim. Jason aynı şekilde eğitim dünyasının içinde. Bizim gözlemimiz şuydu Gizem Hanım. İnsanlar İngilizceyi ya da başka konular için de aslında bu geçerli ama şimdi konumuz İngilizce. Hepimiz İngilizceyi bilmek istiyoruz ama öğrenmek istemiyoruz. Yani o sürecin zorluğu, motivasyonumuzun kırılması, sürecin uzun sürmesi, o süreci yönetmenin zorluğu. Hepimiz için bir sorun. Şimdi pandemi süreciyle de birlikte aslında
Çok daha hızlandı, dönüşümü zorunlu ve hızlı hale getirdi biliyorsunuz. Birincisi mobil tarafta olması gerekli herkese daha rahat ulaşabilmesi için. İkincisi klasik eğitim, artık bizim o ilkokullarda, ortaokullarda gördüğümüz eğitim sistemi kesinlikle %100 geçerliliğini kaybetti. Biliyorsunuz çocuklar oyunla dünyayı öğrenirler, oynayarak öğrenirler, bizler de öyleyiz aslında. Yani deneyimleyerek, hissederek, gözlemleyerek değil sadece yaşayarak öğreniyoruz. O yüzden oyunlaştırma matematiği ve mekanizmalarını içeren dünyada da yaygın ve ülkemizde de gelişiyor. Sadece o education ve entertainment'ın birleştiği edutainment denen eğitlence olarak da Türkçe'ye çevrilmiş olan keyifli vakit geçirirken aslında bir şey öğreniyormuş gibi hissetmediğiniz zamanlar aslında çok sağlam eğitim aldığınız bir bakış açısı üzerine kurduk diyebiliriz. Peki burada tabii şu da akıllara geliyor. Yani özellikle işin oyun kısmı için işte biliyorsunuz Zynga'nın Avrupalı yatırım şirketi olan Zynga'nın büyük aslında startuplara yatırım yaptığını, bunlardan birinde Peak Games olduğunu konuştuk ve Türkiye'nin ilk unicorn'u dedik buna. Şimdi oyun alanında İngilizce dil eğitiminden farklı olarak söylüyorum, son dönemde çok fazla yatırım topluyor aslında startuplar. Burada hem aslında sizin eğitim bacağınız var hem de biraz da oyunlaştırıyorsunuz. Önümüzdeki dönemlerde bu tarafa doğru yakınsama gibi bir isteğiniz var mı? Hedefler içerisinde bu var mı? Yatırımcıların şu an özellikle Donut, Longage Game'e bakışı nasıl? Evet, biz de yatırım sürecindeyiz. Görüştüğümüz gruplar var. Önemli gruplarla görüşüyoruz bu anlamda. Olumlu da geçiyor. Bu süreç içerisinde zaten kullanıcılarımızın davranışlarını da gözlemliyoruz. Herkesin oyunlaştırmaya yatkınlığı daha fazla, talebi daha fazla. Biz de bu tarafta daha güçlenerek götürmeyi hedefliyoruz. Uluslararası vizyonda bir çalışma. Zaten bir yılın sonunda inşallah yatırım bu dönemde almış olursak bir yılın sonunda Güney Amerika'ya, Afrika ve Türkiye Cumhuriyetlerine, Müslüman ülkelere yayılmış bir uygulama olmayı hedefliyoruz. Bu anlamda yatırımcıların da iştahı daha fazla bu alanda. Örnekler de güzel örnekler. Ülkemizde melek yatırımcılık kavramı henüz tam olması gereken yerde değil açıkça söylemek gerekirse. Ama hızla gelişiyor diyelim, ümit vaat ediyor diyelim. Biz de bu süreçte alacağımız yatırımla umut ediyoruz ki çok daha güçlü oyunlaştırması olan kısa sürede etkili insanların sosyal etkileşim içerisinde İngilizcelerini kalıcı olarak geliştirebilecekleri bir uygulama halini geliştiriyoruz, dönüştürüyoruz şu süreçte. Peki, şimdi Jason'a tekrar dönelim. Jason, hoş geldin yayına tekrar. Duyabiliyor musunuz beni? Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, sesiniz geliyor. Peki, şimdi aslında öğretmen ve akademisyen şapkanız da var. Dolayısıyla hem startup tarafını hem de işin akademik ve öğretici boyutunu sormak istiyorum size. Özellikle Donut Language Game ortaya çıkarken nasıl bir fikir vardı kafanızda? Nasıl yarattık mı? Evet, nasıl yarattım? Fikri nasıl yarattım? Onu mu soruyorsun? Evet. Yani Türkler, ben uzun yıllardır, 7 yıl, ben 7 yıldır Türkiye'deyim. O aşamada çok özel ders veriyordum. Çok öğrenci, yani öğrencimin sayısı artıyor. Ama bir şey fark ettim. Her öğrencinin istediği şey bu. Söylemek, yani konuşma öğrenmekte. Yapılan hatalar öğrenmek istiyorlar ve puan ve yapılan hatalar. Ben şöyle bir fikir yarattım, yani aklıma şöyle bir şey geldi. Şu o iki şey beraber bir uygulamaya koyabilirsem aslında pazarın istediği şeyi hedef olarak ulaşabilir miyiz diye. Öyle bir şey düşündüm. Onu vermeye istedim kullanıcılarımıza. Öyle fikir oradan geldi. Piyasadan geldi. Anlatabildim mi? Sadece böyle oturup düşünmedim. Çalışarak. Aslında feedback öğrencileri gözlemlediniz. Öğrencileri anladınız. Aynen. Ve bu gelen feedbacklerle beraber, geri bildirimlerle beraber de bunu tasarladınız. Peki Türkiye'de aynen öyle, evet. Online eğitimi nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de online eğitim konusundaki halihazırda şu anki projeler nasıl? Ya
Gördüğünüz gibi Türkçem belki yetmez, bilmiyorum ama gene bakalım, gayet deneyeceğim. Gayet güzel, bence çok başarılısınız. Teşekkürler. Yok değil. Eşim Türk ama gayet iyi İngilizce konuşuyor. O yüzden İngilizce konuşuyoruz evde. Neyse, bence online eğitimi şimdi bebek gibi düşünün. Bebek aşamasında. Çünkü çok böyle yaptığımız gibi görüşme yapabiliriz. Ben şu anda ODTÜ'de öğrencilerimle online üzerinden ders veriyorum. Bu şekilde. Bir kişi öğretmen, bir grup, ben sunuyorum derslerimi. Okey. O iyi gidiyor ama çok possibilities, nasıl diyeyim, possibility, çok yapabildiğimiz şey çok aslında. Çok şey çok yapabiliriz. Fazla olanak var. Çünkü evet. Bir ekran var aramızda, bir ekran. Bu ekranda bütün çok çeşitli butonlar olabilir. Çok farklı fonksiyonlar koyabiliriz aramıza. Nasıl diyeyim? Orada çalışıyoruz. Orada hayal ediyoruz. Rüya ediyoruz. Düşünüyoruz. Ne yapabiliriz? Bizim ekibimiz çok güçlü yapay zeka konusunda ve mühendislik konusunda. O yüzden beraber hem söylediğiniz gibi hem ben öğretmenim. Ama Başak Hanım öğretmendir. Ama ekibimiz mühendislikle çok tecrübeliyiz ve istekliyiz, çok yaratıcıyız. Orada oynuyoruz, yaratıyoruz. Bu şekilde uygulamanın şu anda şekli değişiyor. Değişiyor, sürekli değişiyor. Öğreniyoruz kullanıcılarımızdan ne istiyorlar, ne kullanmayı seviyorlar. Ondan sonra öyle çalışarak geliştiriyoruz o uygulamayı. Peki burada tabii artificial intelligence, yani her startup'ın içerisinde bir yapay zekayı, bir artificial intelligence'ı duyuyoruz ama bunu uygulamak için herhalde o projeyi doğru yönetecek mühendisler lazım. Ben Başak Temel'e döneyim, Başak Hanım'a sorayım bu konuyu. Özellikle yapay zeka ile nasıl farklı hale getirdiniz bu projeyi? Az önce biraz Jason'da bahsetti bize. Evet. Donut'un farklılığı yabancı benzerlerinden ya da rakiplerinden diyelim, şu an piyasada daha eskiden ortaya çıkmış ve güçlü görünen uygulamalardan bahsedersek, onlardan farkı tek tuşla üç boyutlu analiz ve geri bildirim yapabilmesi. Neyi analiz ediyor? Kelimenizi, telaffuzunuzu ve dil bilginizi tek tuşla otomatik olarak analiz ediyor yapay zeka. Ve size geri dönüş veriyor. Yani telaffuzunuzda nerede yanlışlık yaptınız, hangi kelime yanlış, gramerinizde neyiniz yanlış. Aynı zamanda öneriler sunması açısından bir farklılık yaratıyor. Siz kullanımınız devam ettikçe sizin seviyenizi tespit ediyor ve ona uygun egzersizler çıkartıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi bu 3000 kişiyle bir sene yaptığımız çalışmaların sonucunda egzersiz örnekleri çıktığı için aslında Türkçe bilen kişilerin, ana dili Türkçe olan kişilerin İngilizce öğrenirken ve konuşurken yaptığı hatalara göre çıktığı için çok daha etkili sonuç alabiliyorsunuz. Bir tuşa basarak sesli olarak robotumuzla konuşabiliyorsunuz. O sesli olarak size dönüş yapabiliyor. İnşallah bu yatırım sürecini sağ salim tamamlayabilirsek karşılıklı diyalog sürdürebildiğiniz, yani bir robotla resmen sohbet edebildiğiniz ve bu sürede İngilizce çalışabildiğiniz bir uygulama zaten gelmek istediğimiz nokta. Bu anlamda yine diğer uluslararası rakiplerinden ayrışan diğer bir noktası var yapay zeka uygulamamızın. İş İngilizcesi, günlük İngilizce ve sınav çalışması dediğimiz bu TOEFL ve benzeri sınavların kelime havuzlarını içeren bu tarz pratikleri yazma pratiği, konuşma pratiği, okuma pratiği yapabileceğiniz bir uygulama. Bu anlamda hem de aynı zamanda tabii ODTÜ'nün kurumsal partnerliğinde gerçekleşmiş yerli bir proje olarak özetleyebiliriz. Şu an hala ODTÜ kurumsal partnerimiz 15 bin kullanıcımızın bir kısmı ODTÜ'nün desteğiyle, ODTÜ'nün finansal desteğiyle uygulamamıza devam ediyorlar kullanıma. Bununla birlikte başka bir teknoloji firmasıyla da, onu şimdi telaffuz etmeyelim.
Onlarca telekomünikasyon iletişim alanında faaliyet gösteren büyük bir firmayla da bir anlaşma yaptık. Bu ay itibariyle kendi ürünleriyle birlikte bizim ürünümüzde kullanıcılara satıyor, sunuyor olacaklar. Peki hemen Jason'a tekrar döneyim. Jason, az önce data processing sürecinden bahsettin ki Başak Hanım da aynı şeye değindi. Şimdi burada ODTÜ ARGE merkezinin önemi, etkisi nasıl? ODTÜ'de olmanız bu işe nasıl bir farklılık katıyor? ODTÜ risk atmaya kabul eder. ODTÜ o anlamda önemli. Çünkü böyle bir projeyi başlatmak şey gerekiyor. Enerji, risk, cesaret. Aynen öyle. O anlamda çok şanslıyız. ODTÜ'de olmak, ODTÜ'de bu projeyi başlatmak. Bize destek vermeye hazır olan insanlar var. O yüzden şanslıyız. Çünkü dünya biraz bozuk. Dünya güç sistemi, herkes korkuyor. Nasıl yani bir yıl sonra durum nasıl olacağını bilmiyoruz. Herkes biraz korkuyor işte. Amerika'da, Türkiye'de, her yerde. Ama ODTÜ'de çok şükür birazcık tamam deneyelim bakalım nasıl olacak diyenler var. O yüzden şanslıyız. Peki hı-hı. Sizce Jason yurt dışına açılma şansı var mı? Yani doğru yatırımcıları doğru zamanda doğru investing'i bulabilirseniz hani bir international olabilir mi? Kesinlikle. Evet. Ya bizim zaten ürünümüz şu andaki ürünümüz sadece Türkler yapılmadı. Türkler için yapılmadı. Türklerin yapılan hatalar ile yaptık bu uygulamayı. O yüzden çünkü şu anda Türkler hedefimiz. Ama kesinlikle bir yıl içerisinde, 6 ay içerisinde azıcık bir ay geliştirme aşaması ile Brezilya, Endonezya o piyasalara girebiliriz. Aynen, hedef pazarımız orada. Evet. Çünkü sadece yani Türklerin konuşmaya ihtiyaçları var ama diğer ülkelerin İngilizce konuşmaya ihtiyaçları var. Türkiye bizim ilk piyasamız, ilk pazarımız. Örnek pazarımız. Ama çok farklı diğer ülkelerin piyasalara benzer bir piyasamızdır. Doğru söyleseydim bilmiyorum ama evet, inşallah anladınız. Kesinlikle çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum Jason Steinberg'e. Son 3-4 dakika içerisinde de Başak Hanım'a söz verip programı kapatacağız. ODTÜ Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Modern Diller Bölümünde öğretim görevlisi Jason Steinberg bizimleydi. Ve son birkaç cümleyi de hemen Başak Hanım'a vereyim. Şimdi şu anki değerleme seviyeniz nedir? Biraz rakamları paylaşır mısınız bizimle? Paylaşalım bilmiyorum çünkü. Hali hazırdaki aktif kullanıcı sayıları 2020 evet. için hedefleriniz biraz onlardan da bahsedelim isterseniz. Tabii. Şu anda 15 bin kullanıcımız var. 15 bine çok yaklaştık. Bu kullanıcı sayısına 2 Haziran'dan bugüne kadar geldik. Reklam bütçesi ayırmadan geldik. Peki gelir modeliniz nedir? Şimdi kurumsal satışlar bizim şu anda odaklandığımız yer. Türkiye'deki büyük gruplarla görüşmelerimizi yaptık. Önemli gruplarla görüştük. Kurumsal tarafta İngilizce eğitimi bu özellikle pandemi süreciyle de birlikte hem çalışanların gelişimi, ailelerin desteklenmesi anlamında kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde partner olma noktasına geldik. Bu anlamda görüşmeler yapıyoruz ve gayet güzel gidiyor. Onun dışında bireysel kullanıcılarımızdan da bir gelir modelimizin bir kısmı var ama o çok daha küçük bir kısmı oluşturuyor. Onun dışında kurumsal satışlarla oluşacak ve özellikle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri markaların, kurumların hem çalışanlarını hem de müşterilerine odaklı sosyal içerikli
gelişim ve eğitim projelerinde partner olarak aynı zamanda proje geliştirme desteği de vererek yer alıyoruz. Bu anlamda görüşmelerimiz gayet güzel gidiyor. Önümüzdeki 4 aylık sürecin sonunda 100 bin kullanıcıya erişmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl, yani 2021'in ortasında da uluslararası anlamda kendini gösterebilmiş bir marka olmayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Etkileşimcilik dünyasında bugün Donut Language Game CEO'su Başak Temelli ve Jason Steinberg'i ağırladık. Aslında İngilizceyi oyunla öğretme hem bir yandan sadece Türkiye pazarı değil, az önce söylediler, hedef pazar olarak diğer gelişen ülkeleri, örneğin Güney Amerika'yı ya da Asya pazarını hedeflemek de çok önemli. Önümüzdeki dönemlerde takip edeceğiz bakalım yurt dışına da açılabilecekler mi diye. Programı burada noktalarken bir haberle veda edelim, kapatalım. E-ticaret istatistikleri geldi. Türkiye'nin teknoloji ihracatını konuştuğumuz bu dönemde, pandemi döneminde bakın küresel ticaret rakamlarının içerisinde Türkiye özellikle e-ticaret hacminde nereye ulaşabilmiş, bununla veda edelim. Hoşçakalın. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yılın ilk 6 ayına ilişkin e-ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin toplam e-ticaret hacminin geçen yıl 136 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyleyen Pekcan, e-ticaretin kritik bir faaliyet alanı olduğunun salgın döneminde daha net bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti. E-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında geçen yılın yine bu dönemine göre %64 artışla 55 milyar 900 milyon liradan 91 milyar 700 milyon liraya ulaştığını aktaran Pekcan, bunun %91'i 83.3 milyar lirası yurt içi harcamalardan %5'i 4.5 milyar lirası Türkiye'nin diğer ülkelerden alımları, %4'ü de diğer ülkelerin Türkiye'den alımlarını kapsamaktadır ifadesini kullandı. E-ticaret harcamalarının yaklaşık %74'ünün peşin, %26'sının taksitli ödeme olduğunu dile getiren Pekcan, ev ve dekorasyonun %68'i, beyaz eşyanın %45'i, elektroniğin %32'si, giyimin %29'u, kitap ve derginin de %7'si taksitli alışveriş olarak gerçekleşti diye konuştu. Bakan Pekcan, Türkiye'nin toplam e-ticaret hacminin geçen yıl 136 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade ederek, e-ticaretin salgın döneminde daha net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile e-ticarette güven damgasını geliştirdiklerini de anlatan Bakan Pekcan, şu ana kadar 17 hizmet sağlayıcısı e-ticarette güven damgası aldı. Diğer hizmet sağlayıcılarının süreçleri devam ediyor diye konuştu. Toplam e-ticaretin %60'ının 3 ilde yapıldığına işaret eden Pekcan, bunun %47 İstanbul, %8 Ankara ve %5 İzmir şeklinde dağıldığını bildirdi. Pekcan, ortalama sepet tutarının 107 lira 79 kuruş olarak tespit edildiğini belirterek, gün bazında değerlendirildiğinde ise haftanın ilk günlerinde e-ticaret hacminin daha yüksek seyrettiğini, hafta sonuna doğru ise azaldığını dile getirdi.